Bismillahirrahmanirrahim. Bina derslerimize devam ediyoruz. Sümme sonra i'lem bil ki ennel fi'le muhakkak ki fi'il öyle fi'il ki el munhasıra sınırlı olan. Burada sınırlı olanı Türkçeleştirdiğimiz zaman işte geçtiğimiz bablarda yer alan değil mi? Fi hazihil ebvabi şu bablarda yer alan geçen fiiller. El fiil kelimesi her ne kadar müfret olsa da değil mi? Bunun cimesi fi'lun, fi'lani, ef'a diye gelir. Her ne kadar müfret olsa da kendisine bitişmiş olan elif lam nedeniyle cemi manası almaktadır. Şu bablarda geçen fiiller imma ya sülasiyyun, sülasidir, üç harflidir. Böyle sülasi ki mücerredün mücerrettir. Yalın haldedir. Ek harf almadığı halde üç harflidir. Ve yine öyle sülasi ki salimun salimdir. Şu bablarda geçen fiiller sülasi mücerret salim olabilir. Ya böyledir ya da şöyledir ya da şöyledir diye devam edecek. Önce bunu biraz daha açıklayalım. Sülasi mücerret salim nedir? Elimizdeki bina metninin 5 numaralı haşiyesine baktığımızda ve salimu salim nedir? İndel basri yine basralılara göre ma öyle bir şeydir ki selimet salim oldu. Hurufuhul asliye asli harfleri salim oldu. Min cemii hurufin illeti illet harflerinin tamamından salim oldu. Salim oldu yani beri oldu. Kendisinde illet harfi yer almadı. Ve inden nahviyyin nahicilere göre ise ma leyse fi ahirihi sonunda yer almadı. Ne yer almadı? İllet harfi yer almadı. Demek ki sonunda illet harfi olmayanlara nahiciler ne demektedir? Daha da Türkçeleştirirsek hatta nahicilere göre bir fiilin mutel sayılması için son harfinin illet harfi olması gerekiyor. Bu nahicilere göre. Örnek ba'a nahicilere göre salimdir. Yani sahihtir değil mi? Sahih manasında salimdir. Çünkü son harfi illetli değil. Oysa sarfçılara göre, sarf alimlerine göre muteldir. Çünkü ortasında illet harfi var. Demek ki bir şeyin illetli olup olmayışı alimlere göre farklılık arz edebilmektedir. Öte yandan salim ile sahih müteradiftir yani eş anlamlıdır esasen. Bu meşhur görüştür. Fakat bazı saf alimlerine göre salim ile sahih arasında fark vardır. Mesela enne salime huve ma hala minel illeti vel hemzeti ve tez'ifi. Yani salim hem illet harflerinden hem hemzeden hem de şeddeden beri olan kelime çeşididir. Hem faal fiili hem ayn el fiili hem de lam el fiili bunlardan beri olmalı. Oysa sahih ise sadece illet harfinden beri olanlara denilmektedir. Buna göre ne diyebiliriz? Tüm salimler sahihtir. Ama sahihler salim olmak zorunda değildir. Bunu aslında bir tablo üzerinde göstermemizde fayda vardır. Bir tablo üzerinde göz atalım. Nev sülasi mücerret. Sülasi mücerret fiilin türü üzerinde sahih ve mutel olarak ayırabiliriz. Sahih, salim, muzaaf ve mehmuz olarak üçe ayrılmakta. Sahih fiil, salim, muzaaf ve mehmuz olarak üçe ayrılır. Mehmuz, hemzeli kelime demektir. Birazdan bunlar hepsi gelecek zaten. Şu an anlamanızda fayda var. Önce bir anlayalım, sonra metni okuyalım. Mehmuz, hemzelenmiş kelime demektir. Bu, faal fiilinde yer alabilir, aynel fiilinde yer alabilir, lamel fiilinde yer alabilir hemze. Faal fiilinde hemze varsa ona mehmuzul fa denilir. Ayn-ı fiilinde hemze varsa mehmuzul ayn denilir. Lam-ı fiilinde hemze varsa ona da mehmuzul lam denilmektedir. Her birinin örnek de verebiliriz. Ehaze. Ehaze
E-H-Z Hemze faal fiilinde. S-E-L S-E-L Hemze aynel fiilinde. Ga-ra-e Kara-e Hemze lamel fiilinde. Mehmuzu lam oldu. Bunlar birazdan gelecek. Şu an anlamak için bunu anlatıyorum. Demek ki bir fiilde hemze varsa ona mehmuz denilir. O hemze faal fiilinde mi, aynel fiilinde mi, lamel fiilinde mi? Ona göre de isim verilir. Muzaaf fiil ise şeddeli fiildir. İşte medde, ferra, azza, valle gibi fiillere muzaaf demekteyiz. Şeddeli diyoruz ama şedde sürekli olmak zorunda değil. Şedde bazı yerlerde açılır, yani idgamın düştüğü, çözüldüğü yerlerde vardır. Bir de salim var. Salim fiil nedir? Hem hemzeli olmayacak, hem şeddeli olmayacak, hem de diğer gruptan olmayacak tabii, yani mutel olmayacak. Buna göre salim nedir? Hemzesi olmayan, şeddesi olmayan ve illetli olmayan her fiile salim denilir. Yani sahihin bir kısmıdır. Bazı alimler sahih ile salim eş anlamlı olarak kullanmaktadır. Şimdi gelelim bir de muteli anlatalım. Mutel fiil, misal, ecvef, nakıs ve lefif olarak dörde ayrılır. Mutel, illetlenmiş, illetli fiil demektir. Misal fiil, vavi veyahut ya-i olabilmektedir. Vavi de olabilir, ya-i de olabilir. İllet harfi faal fiilinde ise ona misal fiil denilir. Ve'ade, ve'ade, vav illet harfi. Nerede yer almış? Faal fiilinde. Öyleyse buna misalül vavi denilir. Çünkü vav var. Eğer ilk harfi ye olsaydı, illet harflerinden ya olsaydı, ye sura gibi, bu durumda misalül ya-i olurdu. Demek ki misal fiil nedir? Kendisinde bir illet harfi bulunmalıdır. Ama bu illet harfi faal fiilinde bulunmalı. Bu illet harfi vav da olabilir, ya da olabilir. İkincisi ecveftir. Bir fiilin ecvef olması için illet harfinin kelimenin ortasında yer alması gerekir. Gale, elif var. Kale, yine elif var. Değil mi? Gale, kale, kane. Ortada hep elif geçmekte. Ama kelimenin aslında bakmak, yani aslına bakmak gerekiyor. Mesela kâne derken oradaki elifin aslı nedir? Vav'dır. Bu yüzden ona ecvefi vavi derler. Kâle. Kâle ortadaki elifin aslı ya'dır. K-Y-L yani. K-Y-L'dir. Bu yüzden ona ecvefi ya-i denilmektedir. Peki gale, kale, kane gibi ortasında elif bulunan bir ecvef fiilin o elifin aslının vav mı ya mı olduğunu nereden anlarız? Mastar gayri miminden bunu anlayabiliriz. Sözlüğe bakarız. Mesela kane diye bir fiil geçti. Vavi mi ya mi bilmiyoruz. Sözlüğe bakalım. Sözlükte kane'yi bulalım. Kane'yi nasıl bulursun? Sözlükte ya KVN diye yer alır ya da KYN diye yer alır. Yani elifi ya vav olarak bulacaksın ya da ya olarak bulacaksın. Sözlüğe baktığımızda bir de baktık ki oradaki elif vav diye yer almış. Ha, demek ki vaviymiş. Ortaya bu şekilde çıkabilmektedir. Mastar gayrimimlerinde yani vavlar, yağlar ortaya çıkmakta. Bir de nakıs vardır. Nakıs İllet harfi kelimenin son harfi ise ona da nakıs denilmektedir. Bu da vavi ve de ya-i olarak ikiye ayrılabilir. Rama, rameye, gaza, gazeve bunlara örnek verilebilir. Bir de lefif var. Lefif de el-mekrun, el-mefruk olarak ikiye ayrılır. El-mekrun yakın, el-mefruk yakın olmayan, arada fark var. Feraka, karune. Mekrun yakın, mefruk arada başka bir harf var, uzak. Yani lefifte iki adet illet harfi bulunur. Bu illet harfleri yan yanaysa, aralarında başka bir harf yoksa, ona mekrun denilir. Bu iki illet harfin arasına farklı bir harf girmişse, ona da mefruk denilmektedir. Lefifi mekrun, lefifi mefruk. Dava dediğimizde dava sonda vav ve ye olduğundan, bunlar yan yana olduğundan, aralarına başka bir harf girmediğinden mekrun olmakta. Dava.
Vega dediğimizde ilk harf illet harfi, bir de en son harf illet harfi olarak Y var. İlk harf vav, son harf Y, araya kaf girmiş. Vega. Arada farklı, yani iki illet harfinin arasına illet harfi olmayan farklı bir harf girdiğinde ona lefifi mefruk demekteyiz. Tabloda bu anlattıklarımızı anladıktan sonra ibaremize dönelim. Artık konuları biliyoruz, bilerek okuyacağız. Ne dedik? Sümme sonra i'lem bil ki ennel fi'lel munhasara sınırlı olan fiil, yani geçen fiil, fi hazile buab şu bablarda nedir? İmma ya sülasiyyün mücerredün salimun. Sülasi mücerred salimdir. Nahvu ne gibi? Kerume, kerume gibi. Kerume'ye bakıyoruz. Sülasi midir? Yani üç harfli midir? Sülasi üç harfli demek. Evet, kerume üç harften oluşuyor. Demek ki sülasidir. Mücerret midir? Yani yalın halde midir? Evet, zaten üç harfli olan fiilin yalın hal olmanın dışında bir ihtimali yok yani. Çünkü en az üç harfli olur bir fiil. O da en azında zaten ekleme olmasına ihtimal yoktu. Salimun, salim midir? Buradaki salim iki manaya da alabiliriz şu an itibariyle. Yani sahih midir? Evet, sahihtir. Sahih fiilin bir kısmına dahildir. Salimdir. Yani kendisinde şedde var mı? Yok. Hemze var mı? Yok. İllet harfi var mı? Yok. Öyleyse nedir? Sahihin salim kısmındandır. Ve imma ya da şu bablarda geçen fiil ne olur? Sülasi gün sülasi olur. Mücerredün mücerret olur. Gayri salim olarak. Yani sülasi mücerrettir ama gayri salimdir. Yani salim değildir. Daha açık ifadeyle illetlidir, muteldir. Nahu ne gibi? Ve'ade, va'de gibi. Va'de vaat etti. Kerume cömert oldu. Şimdi va'deye bakıyoruz. Sülasi midir? Evet, üç harfli. Mücerret midir? Mücerrettir. Çünkü mezit değildir. Mücerret mezidin zıttı. Ekleme bir harf söz konusu değil. Bir ziyade söz konusu değil. Zaten üç harfli bir fiil bu. Üç harfliyken buna hangi harf ekleme olabilir ki? Dört harfli olması lazımdı en azından. Ki ziyade olmasına ihtimal olsun. Peki gayri salim mi? Yani sahih değil mi? Evet, sahih değildir. Çünkü ve'ede vav var en başta. Vav nedir? İllet harfidir. Vav illet harfidir. Demek ki va'de illet harfi içermektedir. Madem ki illet harfi içeriyor, öyleyse salim, yani sahih değildir. Gayri salimdir. Yani muteldir. Ve imma ya da şu bablarda geçen her fiil nedir? Rubaiyyun rubaidir. Yani dört harflidir. Mücerredün yalın haldedir. Yani ekleme, ziyade bir harf yoktur. Ve salimun salimdir. Yani mutel değildir. Nahu ne gibi? Dehrace. Dehrace gibi. Dehrace'ye bakıyoruz. Rubaidir, mücerrettir. Yani aslı dört harflidir. Evet. Dehrace'den dala atarsan geriye kalan harace farklı bir manaya geleceğinden bütünlük bozulmaktadır. Mümkün değildir yani. Salim midir? Salimdir çünkü illet harfi içermemektedir. Ve imma ya da her fiil nedir? Rubaiyyun mücerredun gayru salimin. Ya da her fiil rubai mücerred gayri salimdir. Yani muteldir. Gayri salim mutel demek. Nahu ne gibi? Vesvese. Vesvese gibi. Vesveseye bakıyoruz. Vesvesede de yine ne vardır? Rubaidir, mücerrettir. Vesveseden vava atsak geriye ne kalır? Sevse gibi bir şey kalıyor. Yani öyle bir kelime mevcut değil. Gayr salim midir? Evet, yani muteldir. Çünkü kendisinde iki adet ne var? İllet harfi var. Vesvese derken iki tane vav var. Dolayısıyla buna mutelin lefifi mefruk kısmındandır diyebiliriz diyen alimler var. Öte yandan hayır, bu mutellik filan sülasilere has bir durumdur. Bu olsa olsa rubainin muzaaf kısmıdır diyenler de vardır, diyen alimler de vardır. Neden öyle demişlerdir? Çünkü sülasi fiillerde muzaaflık genelde şeddeli olur. İşte medde aslında neydi? Medde iki tane harf yan yana gelmiştir. Arda arda gelmiştir ama şeddelenmiştir. Medde olmuştur. Ferra, azza gibi fiiller.
Ama rubaiye geldiğimiz zaman şeddelenme söz konusu değildir. Aynı harfin tekrarıyla muzaaflık sağlanmaktadır. Aynı harfin tekrarıyla muzaaflık sağlanmaktadır. Buna başka örnek verebiliriz. Demdeme, demdeme, mırıldanmak. Demdeme, iki tane dal var. Aynı harfin tekrarı söz konusu. Aynı zamanda iki tane de mim var, değil mi? Demdeme. Vesvese'de de aynı şey söz konusudur. İki tane vav, iki tane sin vardır. Harfler tekrarlanmıştır. Başka bir örnek. Ase, karanlık basmak. Ase. Yine sin iki defa var. Ayn iki defa var. Bunlara ne diyoruz? Rubai'nin muzaaf kısmı diyoruz. Rubai'nin muzaaflığı nasıl sağlanmakta? Aynı harfin tekrarıyla sağlanmaktadır. Şedde aranmaz bunlarda. Bunu iyice bilelim. Ve imma ya da şu bablarda geçen he fiil nedir? Sülasiyün, sülasidir. Öyle sülasi ki mezidün fihi. Kendisine ilave yapılmış. Yani sülasi meziddir. Ve salimun salimdir. Yani mutel değildir. Nahu ne gibi? Ekrame. Ekrame aslında kerume idi biliyorsunuz. İfal babına aktarılmış. Hemze gelmiş başına. Dolayısıyla mezit olmuştur. Salim midir? Evet. Çünkü kendisinde illet harfi yer almamaktadır. Sülasi mezittir. Çünkü dedik kerumeydi. Ekrame oldu. Sülasisi kerume. En başına hemze getirilerek artık mezit yapılmıştır. Ve imma ya da şu bablarda geçen her fiil sülasiyün mezidün fihi. Sülasi mezittir. Gayru salimin. Gayri salimdir. Nahu ne gibi? Ev'ade. Ev'ade gibi. Ev'adenin sülasi mücerret hali nedir? Ve'ade. Ve'adedir. Ve'adeyi ev'ade yapmışlar. Dolayısıyla ne olmuştur? Gayri salim yani mutel olmuştur. Zaten muteldi gerçi bir şey değişmedi. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Sülasi mezitlerdeki ne diyelim sahihlik veya mutellik kısımları nasıl sağlanmaktadır? O fiilin sülasi mücerredine bakılır. Sülasi mücerredi neydi? Va'de. Va'de'yi hangi baba aktarırsan aktar, o bab daima ne olacaktır? Mutel olacaktır. Peki onun yerine kerume. Kerume'yi hangi baba aktarırsan aktar, sonuç o fiil nedir? Sahihtir. Kerume'yi mesela ne yapalım? İstekrame yapalım. Başına elif sin ta, hemze sin ta koyalım. İstekrame. Ne oldu bunun başında hemze var. Hemzeli fiiller mehmuz olmuyor muydu? Oluyordu ama kelimenin aslındansa. Oysa istekrame'deki hemze nedir? Zaittir. Faale, yufaalu, mufaale. Mufaale babına aktaralım. Ne yapmak lazım? Faal fiilinden sonra hemze getirmek lazım. Kerume, kârame. Gatele gibi. Kârame. Hemzesi var, mehmuzdur diyemeyiz. Neden? O hemze sonradan gelmiştir. Zaittir. Bab alametidir. Kelimenin sülasi mücerredine bakılır. Sülasi mücerredi sahih ise hangi baba aktarırsan aktar ona da sahih diyeceğiz. Eğer mutelse hangi baba aktarırsak aktaralım ona da mutel diyeceğiz. Nahu ev'ade dedik ki ve imma ya da şu bablarda geçen her fiil nedir? Rubaiyun mezidun fihi salimun. Rubaidir, mezittir ve salimdir. Yani rubai mezittir ve salimdir. Nahu tedahrace. Tedahrace aslında neydi? Dehrace idi. T harfi ona zaittir. Sonradan gelmiştir. Eklenme söz konusudur. Dolayısıyla mezidun fih denilmiştir. Rubai eklendiği için rubai mezit diyoruz. Salim midir? Evet. Çünkü nedir? Kendisinde bir illet harfi yer almamaktadır. Ve imma ya da şu bablarda geçen her fiil nedir? Rubaiyun rubaidir yani dört harflidir. Mezidun fihim mezittir yani rubai mezittir ama gayru salimin gayri salimdir yani muteldir. Nahu sevesvese. Tevesvese nedir? Aslında vesvese idi yani rubai mücerretti. Kendisine T eklenmiştir. Bu durumda rubai mezit olmuştur. Gayri salimdir. Çünkü kendisinde iki adet vav yani illet harfi yer almaktadır. Bununla birlikte bir ek bilgi verelim. Şafiye şerhi ne demektedir? Şafiye şerhine baktığımızda
Muhtel olmak, sülasi fiillere has bir durumdur. Rubailerde böyle bir şey söz konusu değildir demektedir. Onu da bilelim. Ve yugalu ve denilir. Gale, yugulu, yugalu. Muzarın meçhulü, yugalu denilir. Ne için? Lihazihil eksami. Şu kısımlar için denilir. Yani şu kısımlara isim verilir. Eksam biliyorsunuz. Kısmun, kısman, eksam, cemi, mükesser. Şu kısımlara isim verilir. Hangi kısımlara? Deminden beri bir sürü kısım saydık. Bir göz atalım, bir ikisini söyleyelim. Ne vardı mesela? Sülasi mücerret geçti, salim geçti. Sülasi mücerret salim. Sülasi mücerret gayri salim. Rubai mücerret salim. Rubai mücerret gayri salim. Sülasi mezidü fihi salim diye birkaç kısım geçti. Bu kısımlara isim verilir. Ne ismi verilirmiş? El-Eksâmus Semâniyetu 8 kısım diye isim verilir. Sümme sonra i'lem bil ki enne külle fi'lin her fi'il imma sahihun ya sahihtir. Şimdi bizim anlattığımız tabloya gelinmiş oldu. Sahih ve mutel olarak fiili ikiye ayırıyoruz. Sahih 3'e, muteli 4'e ayırıyoruz. Şu an tam olarak buradayız. Her fiil ya sahihtir ki sahih nedir? Tanım yapıyorum hemen. Çünkü istilah bir kavram bu. Ve hebe o sahih ellezi öyle bir fiildir ki leyse olmadığı bulunmadığı fi mukabeleti fa'i. Faal fiili mukabilinde yani faal fiili konumunda yer almadığı ve daha nerede yer almadığı el-ayni aynı fiili mukabilinde yer almadığı ve daha el-lami lamel fiili mukabilinde yer almadığı yani o konumlarda faal, ayner ve lamel fiili diye adlandırmış olduğumuz yerlerde bulunmadı. Ne bulunmadı? Harfun bir harf bulunmadı. Neden olan bir harf bulunmadı? Min hurufil illeti, illet harflerinden olan bir harf bulunmadı. Huruf biliyorsunuz harfun cemisidir. Harf kelimesinin cemisi huruf. Harfun, harfani, hurufun. Birinci cem mükesseri bu. İkinci cemi mükesseri harfun, harfani, ehrufun. Ehruf olarak da gelmektedir. Vehiye o illet harfleri nedir? Bakın huruf harfun min hurufi. Huruf nedir? Gayrı akıl bir cemidir. Yani harflerde akıl var mıdır? Yoktur. Akıl zaten insanlarda ve cinlerde vardır. Başka bir şey de yoktur. Dolayısıyla harfler yani bir cemi kelime bu. Akıl var mı? Aklı yok. Öyleyse ne hükmündedir? Müfret, müennes hükmündedir. Bu yüzden hiye zamiri geldi. Hiye o harfler. Burada hüye saydı yanlış yazılım olurdu. Bu arada hiyenin hurufa gittiğinin bir alameti var. Hurufun altında 5 var. Hiyenin altında da 5 var. Yani hiye nereye gidiyor? Yine de karıştırmayın diye bir işaret konulmuş. Hiye o harfler nedir? El vavu vavdır. Ve daha nedir? El ya'u ya'dır. Ve daha nedir? El elifu eliftir. Ve daha nedir? Et tez'ifu şeddedir. Ve daha nedir? El hemze tu hemzedir. Buna göre illet harfleri nelermiş? Vav, ya, elif, şedde ve hemzedir. Elbette bu görüş ne diyelim? Genel görüşe yani cumhura aykırı bir görüştür. Çünkü genel kabule göre illet harfleri vav, ya, eliftir. Üçüdür. Şedde ve hemze illet harfleri arasında yer almamaktadır. Genel kabul böyle. Ama musannif şedde ve hemzeyi de illet harflerinden saymıştır. Elbette bunu sayan tek kendisi değildir. Bir sürü insan, bir sürü dil bilgini alim vardır. Kendisi de bunlardan birisi. Ama daha önemli soru neden bunları illet harfler arasında saydığıdır. Mesela hemze. İllet harflerinden sayılmış. Çünkü hemze hem okunabilir hem de okunmayabilir. S-E-L Sale Hemze okunmadı. Hemze de tıpkı illet harfleri gibi hasfedilebilir, kalbedilebilir, illet harflerinin konu olduğu şeylere konu olabilmektedir. Şedde için de aynı şey söz konusudur. Şedde bir yazılır, bir yazılmaz. İllet harfi gibi. İllet harfi de bir vardır, bir yoktur. Elbette bu dediklerimin ne manaya geldiğini anlayabilmek için maksut okumak gerekir. Nahu ne gibi? Nasara
Nasara gibi. Nasara neye örnek burada? Sahih fiile örnek. Buraya geçti. Yani sahih deyip hemen örnek vermek isterdi ama sahih bir kavram olduğundan, bir istilah olduğundan bunu açıklamak istedi. Önce tanım yaptı. Sonra yaptığı tanımda illet harfleri geçtiğinden illet harflerini de tanımlamak istedi. Böylece bayağı bir uzamış oldu ve anca nahu diyebildi. Nasara, Nasara gibi. Nasara sahih fiile örnektir. Neden? Kendisinde illet harflerinden hiçbiri yoktur. Hemze var mı? Hayır. Şedde var mı? Hayır. Elif var mı? Hayır. Ya var mı? Hayır. Vav var mı? Yok. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla nedir? Sahih fiildir. Ketebe, fetaha, lezime, gatele, zehebe gibi. Ve imma ya da her fiil. Bakın şurada ne demiş ki? İ'lem enne külle fiilin. Her fiil demiştik. İşte oraya gidiyor. İmma ya da her fiil misalün misaldir. Misalden kasıt ne? Misal biz direkt örnek olarak anlarız diye tanım yapıyor tekrar. Ve o misal nedir? Ellezî öyle bir fiildir ki yekûnu olur fî mukâbeleti fâihi. O fiilin faal fiili konumunda mukabilinde olur. Ne olur? Harfun bir harf olur. Neden olan bir harf? Min hurufin illeti. İllet harflerinden olan bir harf olur. İllet harflerini artık açıklamıyor. Az önce açıklamıştı. Nahu ne gibi? Zaede. Zaede gibi. Faal fiili mukabilinde yani konumunda illet harflerinden bir harf var mı? Evet var. Vaade de vav faal fiili konumundadır. Konumundadır yani faal fiilidir. Ayn ise aynel fiilidir. Dal ise lamel fiilidir. Dolayısıyla faal fiilinde illet harflerinden bir harf bulunmuştur. Buna da misal denmektedir. Ve yesara gibi. Yesara da diğer örnek. Yesara kelimesi yani yesura olarak da gelebilir. Beşinci baptan gelebilir. İkinci baptan gelebilir. Dördüncü baptan gelebilir. Birkaç baptan gelebilen bir kelimedir. Yesara diye değerlendirelim. Yesara'ya baktığımızda ilk harfi yani faal fiil konumunda ne var? Y var. Y neydi? Bakıyoruz. Min hurufin illeti ve hi el vavu vel ya'u. Ya illet harflerindendi. Bu yüzden ne oldu Yesara? Misal fiil oldu. Buradaki ye muzarinin yesi değildir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ve imma ya da her fiil nedir? Ecvefun ecveftir. Ve o ecvef nedir? Ellezî öyle bir fiildir ki yekûnu olur. Fî mukâbeleti aynihi. Aynel fiili mukabilinde. Yani onun hi onun demek. Onun kendisinin aynel fiili mukabilinde olur bulunur ne? Harfın bir harf bulunur. Neden olan bir harf? Min hurufil illeti. İllet harflerinden olan bir harf bulunur. Nahvu ne gibi? Kale. Kale gibi. Ve daha ne gibi? Kale. Kale gibi. Kale ve kale'ye dikkat kesildiğimizde ne görüyoruz? Aynı fiil mukabilinde bir adet illet harfi görmekteyiz. Burada aynı fiil hangisi olur? Kaf, faal fiili. Elif, yani ortadaki harf oluyor. Elif aynel fiili, lam da lamel fiili. Kale için konuşalım. Kef faal fiili. Elif aynel fiili, lam lamel fiili. Evet. Aynel fiili mukabilinde illet harfi vardır. Gale, kale. Her ikisinde de elif vardır. Bunu açıklamıştık. Ne demiştik? Bu elifin vav olma ihtimali de var, ya olma ihtimali de var. Yani aslen vav mıydı, ya mıydı? Çünkü buradaki elif bir dönüşüm geçirmiştir. Aslı farklı bir şeydir. Ya vavdır ya da yadır. Bunu anlamak için mastar gayrimimini bulmak lazım. Gale'nin mastar gayrimimi nedir? Diyelim ki bilmiyoruz. Sözlükten gale'yi bulmak lazım. Nasıl bulursun? Kafı bulacaksın. Ardından vav veya ye gelmesi gerekir. Eğer yani hem vav'a bakın sözlükten hem de ye'ye bakın. Vav diye gelmişse demek ki aslında vav'mış. Sözlükte ga ye le orası ye diye geliyorsa demek ki aslı yaymış. Hemen söyleyelim. Gale vavidir. Ga ve le kale de ke ye le ya idir. Ve imma ya da her fiil nedir? Nakısun nakıstır. Bu fiile neden nakıstır diye ad verilmiştir. Çünkü özellikle raf halinde hareketini alamamaktadır.
Ve o ellezi öyle fiildir ki yekunu olur fi mukabeleti lamihi. Fiilin, yani ellezi o fiil ki altında iki var, lamihin de altında iki var. O fiil ki onun lamel fiili mukabilinde bulunur. Ne? Harfun bir harf. Neden olan bir harf? Min hurufin illet, illet harflerinden olan bir harf. Nahu ne gibi? Gaza. Aslında üç harfli. Zaten üç harfli yazdırıyor ama ya okunmuyor değil mi? Gaza. Gazeye demiyoruz. Gazeve demiyoruz. Son harfin harekesini vermiyoruz. Bu yüzden buna nakıs deniliyor. Ve rama, rameye demedik. Yani ya'ya hareke vermedik. Ve imma ya da her fiil lefifun lefiftir. Ve o lefif nedir? Ellezi öyle fiildir ki yekunu olur fihi onda harfani iki harf. Harfun harfani tesniye iki harf olur. Yekunu da kâne yekunu kâne. Ne tür bir fiil olur? Kâne. Geriye bakalım birlikte bulalım. Kâne neydi? Sanırım arka sayfada kaldı. Ecvefti. Kâne. Başka örnek de verilebilir ecvefe. Ba'a. Hâfe. Câze. Yücüzü. Câze. Yekûnu bulunur fihi. Kendisinde ne bulunur? Harfan iki harf bulunur. Neden olan iki harf? Min hurufin illeti illet harflerinden olan iki harf bulunur. Ve o yani lefif nedir? Ala kısmeyni. İki kısım üzeredir. Kısmun kısmani eksam. Kısmun kısmani tesniye. Kısmeyni cerhali. İki kısım üzere ayrılır. El-evvelü birincisi nedir? El-lefifül mekrunu. Lefifi mekrundur. Ve o lefifi mekrun nedir? Ellezi öyle fiildir ki yekunu olur. Fi mukabeleti aynihi. Kendi aynı fiili mukabilinde konumunda olur ve daha nerede olur? Lamihi, lamel fiili mukabilinde olur. Ne olur? Harfani iki harf olur. Neden olan iki harf bu? Min hazihil hurufi, şu harflerden olan. Şu harflerden iki harf. Şu harflerden kastı ne? İllet harfleri. Nahu ne gibi? Dava. Davaya baktığımızda kendisinde iki adet illet harfi görünmektedir. Vav ve ya iki adet illet harfi. Vav birincisi, ya ikincisi. İki tane illet harfi var ve ikisi yan yana. Aralarına farklı bir harf girmemiştir. Bu yüzden buna lefifi mekruun denilmekte. Ve sani ikincisi, yani lefifin ikinci kısmı nedir? El-lefiful mefruku. Lefifi mefruktur. Ve o lefifi mefruk ellezi öyle bir fiildir ki yekunu olur fi mukabeleti faihi fa fiili mukabilinde olur ve daha nerede olur lamihi lame fiili mukabilinde olur ne olur harfani iki harf olur tesniye neden olan iki harf min hazihil hurufi şu harflerden iki harf şu harflerden kasıt illet harfleri nahu ne gibi ve gayegi Vega. Vega'da illet harfi vav var en başta. Bir de kaftan sonra ya var. O da illet harfi. İki adet illet harfi vardır. Aralarına kaf. Yani farklı bir harf girmiştir. Kaf olabilir, kef olabilir, lam olabilir. Herhangi bir harf girmesi durumunda araya. Buna lefifi mefruk demekteyiz. Ve imma ya da her fiil ne olur? Muzaafın muzaf olur. Her fiil muzaftır. Ve o Muzafın altında 9, hüvenin altında 9. Bunlara dikkat ediyorsunuz sanırım. O muzaf fiil nedir? Ellezî öyle fiildir ki yekûnu olur. Aynuhu onun aynel fiili olur. Ve daha lamuhu ve onun lamel fiili olur. Min cinsin vahidin. Tek bir cinsten olur. Yani aynı cinsten olur. Nahvu ne gibi? Medde. Medde gibi. Asluhu mededde. Mededir. Peki medede ne oldu da medde diye dönüştü? Yani son hali meddedir. İlk hali mededir. Ne oldu da medde dönüştü? Hüzifet has olundu edildi. Ne hareketü dalil ula. Ula birinci demek. Birinci dalın harekesi hasfedildi. Sümme sonra udgimet idgam edildi.
idgam olundu. Fiddalis saniyeti, ikinci dala. Ne idgam edildi ama? Udgimet hiye. Udgimet idgam olundu. Hiye, o birinci dal idgam edildi. Fiddalis saniyeti, ikinci dala. Vel idgamu, peki idgam nedir? Vel idgamu, idgam nedir? İdhalu ehedil mütecanisseyni. Edhale yudhilu idhalun. Ef'ale yusfer if'al. İf'al babından mastar gayrimimidir. İdhal kelimesi. İdhal dahil etmek demek. İdhalu ehedil mütecanisseyni. Mütecanisseyni, mütecanisani, mütecanisseyni. Tesniye bir kelime. Aynı cins olan iki harf demek. Aynı cins olan iki harften birinin idgam edilmesidir. Hangisine? Fil ahari, diğerine. İşte buna idgam denilir. Dolayısıyla idgam nedir? Aynı cins olan iki harften birinin diğerine dahil edilmesidir. Ve hüve, o idgam da ala selaseti enva'in, üç nevi üzeredir. Üç kısma ayrılır. Enva' nev'un nev'an enva'i, cemi mükesser. En nev'ul evvelu, birinci nevi, birinci kısım, birinci kategori nedir? Vacibun, vaciptir. Yani idgamı üç parçaya böleceğiz, üç kategoriye ayıracağız. Bunlardan bir tanesi vacip, yani gerekli, idgamın yapılması gerekli, mecburi olan yer. Hıve, o da nedir? En ikune, olmasıdır. El harfanil mütecanisani. Harfun harfani, tesniye, harfin tesniyesi. Mütecanisun, mütecanisani, bu da tesniye. Muteharrikun, muteharrika, muteharrik, muteharrikani, muteharrikeyni, bu da tesniye. Dolayısıyla aynı cins olan iki harfin harekeli olmasıdır. Ev veyahut da o vacip idgam hangi durumda olur? Yekûnel harful evvelu, birinci harfin olması, nedir olması? Sakinen, sakin olması. Ve esani, ikinci harfin olması, nedir olması? Muteharriken, harekeli olması durumunda olur. Buna göre ya aynı cins olan iki harf ikisi birden harekeli olacak, A şıkkı diyelim buna. B şıkkı ne? Birincisi sakin, ikincisi harekeli olacak. Bu da B şıkkımız. Nahu ne gibi? Medde, yemuddu gibi. Medde aslında neydi? Medde idi. Yani birinci dal cezimli, ikinci dal fethalı. Medde. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğundan idgam yapılmıştır. Yani ev veya B şıkkı dediğimiz yer. Yekûnel harful evvelu, birinci harf sakinen ve sani müteharrik, ikincisinin harekeli olması. Medde. A şıkkına neydi? Her ikisi de harekeli olacaktı. O da yemuddu. Yemuddu aslında yemdudu idi. Yemdudu, iki dalda harekeliydi. Bu yüzden orada da idgam yapılması vacip olmuştur. Ennev'ü sani, ikinci nevi nedir? İdgamın ikinci nevisi caizun, caizdir. Ve hüve, o caiz idgam en yikunel olmasıdır. El harful evvelü, birinci harfin olmasıdır. Minel mütecanisseyni, mütecanis yani aynı cinsten olan iki harften birincisinin olmasıdır. Nedir olmasıdır? Haber, muteharriken, harekeli olmasıdır. Ve el harfü sani, ikinci harfin olmasıdır. Ne olmasıdır? Sakinen, sakin olmasıdır. İkinci harf sakin, birinci harf harekeli olacak. Mütecanis olan iki harften. Ama bu sakinlik de bisukunin arizin, arizi sükun ile olacak. Arizi sükun ile ikincisi sakin olacak. Nahu ne gibi? Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddi gibi. Bir fiil muzaride arızi sükun nasıl olur? İşte başına cezmeden bir edatın gelmesiyle olur. Lem, lemma, lamul emri, laun nehi gibi cezmeden edatların gelmesiyle olmaktadır.
İyi de bu neden böyle de, du, di, üç farklı harekeyle okuduk? Şimdi onu anlatacak. Bir hareketi, bir harekati dali. Dalın harekeleriyle. Üç farklı harekesiyle. Hareketun, harekatun. Cemil müennes salim. Harekati dali. Evet. Dalın üç farklı harekesiyle okunur. Asluhu, onun aslı. Yani lem yemud de, du, di. Bunun aslı nedir? Lem yemdüttür. Bildiğimiz üzere bir sükun, bir cezim vardır. Fe bu durumda ne olmuş hemen ardından? Nugilet nakolundu ne? Hareketü dalil ula. Birinci dalın harekesi naklonundu. Birinci dal hangisi? Zammeli olan dal. Bunun harekesi nakledildi. Taşındı yani. Nakletmek taşımak demek. Nakliye şirketleri var o şekilde. Türkçede de aynı manada kullanılmakta. Birinci dalın harekesi nakledildi. Nereye? İlâ makablehâ. Makabline nakledildi. Bu dalın harekesini makabline veriyoruz. Burada ne yazıyordu? Lem yemdüt. Yani mime verildi. Lem ye mu oldu. Lem ye mu. İyi de niye makabline verildi? Li eclil idgami. İdgam için. Ve hürriketi dalu. Dal harekelendirildi. O dal ki es-saniyetu ikinci. İkinci dalda harekelendirildi. Neyle? İmma bil fethati ya fetha ile harekelendirildi. Ev veyahut da neyle harekelendirildi? Bir zammeti zamme ile harekelendirildi. Ev veyahut da bir kesreti kesre ile harekelendirildi. İyi de niye böyle oldu? Likevni sukuniha, likevni olduğu için. Sukuniha onun sükunu olduğu için ne olduğu için arızan arizi olduğu için yani sonradan gelme olduğu için asli olmadığı için. Peki şimdi her birin harekelerinin üzerinde duralım. Örneğimiz lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Evet buraya dala esre verilir. Lem yemuddi. Neden? Maksut kuralıdır. Es-sakinu izâ hürrike bil kesri. Sakin bir harf hareke vereceğin zaman esre ile hareke verirsin. Bu bir kuraldır. O yüzden esre verilebilir. Fetha veriliyor. Neden? Fetha da ehaful harekat. Harekelerin en hafifidir. Bu yüzden verilebilir. Peki zamme niye veriliyor? Zamme de aynel fiiline uyumluluk olsun diye, benzer olsun diye verilebilmektedir. Yani lem yemudde'deki dalın 3 farklı hareket almasının sebebini açıkladık. Buna göre aynel fiili zammeli olmasaydı buraya zammeyi veremezdik. Ama fethayı her halükarda veririz. Esreyi her halükarda veririz. Çünkü onlar kaidelere tabi. Oysa zamme aynel fiiline bağlı olarak gelmişti. En-nev'u salisu, üçüncü nevi nedir? Mumteni'un, yasaktır. Yani yasaklanmıştır. İdgam yapılması caiz olmayan, yasak olan yerdir. Ve o da nedir? En yekunel harful evvelu, birinci harfin olmasıdır. Neden olan birinci harf? Minel müteccanisseyni, aynı cins olan iki harften birincisinin olması. Ne olması? Mutaharriken, harekeli olması. Ve sani, aynı cins olan iki harften ikinci harfin de sakinen sakin olması durumunda olur. Öyle sakin ki ama bisukunin asliyin asli sukun ile sakin. Nahu mededne. Evet meddenin çekimi. Medde, medda, meddu, meddet, meddete, mededne. Yani mededne cemi müennes olmaktadır. Gaibenin cemi müennesi. Mededne de idgam daima çözülür. Bu yüzden burada idgam yapmak caiz değildir. Açıkça burada sebebi de anlatılmıştır. Aynı cins olan iki harften birincisi mutaharrik harekeli olacak. İkincisi de asli sükun ile sakin olacak. Evet. Mededneye baktığımızda dal, birinci dal. Aynı cins olan iki tane dal var. Aynı cins bunlar. Birinci dal görüldüğü üzere harekeli. İkincisi de asli sükun ile sakin. Asli derken bunun başına bir şey geldi. Lem, lemma, ba, min gibi bir şey geldi de etki yaptı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kelimenin doğal hali bu. Bu yüzden asli diyoruz. Ve imma ya da her fiil.
Anca şeye gelebildik tekrar. Her fiil şu olur, her fiil bu olur diyorduk. Tekrar oraya geldik, devam ediyoruz. Çünkü bir önceki konu fazla açılıma sahipti. O yüzden biraz uzadı. Ve imma ya da her fiil mehmuzun mehmuzdur. Mehmuz hemzelenmiş demek. İsim mef'ul. Ve o mehmuz nedir? Ellezi öyle fiildir ki yekunu olur. Ahadu hurufihil asliyeti. Onun asli harfleri olur. Asli harflerinden biri olur. Ne olur? Hemzeten hemze olur. Nahu ne gibi? Ehaze. Ehaze'de ne var? Hemze var. En başta duruyor. Elif değil, hemzedir bunun adı. Asli harf midir? Evet. Ehaze'deki hemzeye atarsan geriye haze diye kalır ki iki harfli fiil yok. Bir fiil en az üç harfli olmak zorunda. Hemen aklınıza medde gelebilir. Medde iki harfli. İki harfli değil. Açılımı vardı, görmüştük. Medde'de iki adet dal var. Bir tane de mim var, etti üç harf. Ve se'ele'de de yine hemze var, ortada var. Demek ki mehmuzun ayn. Burada başta var, demek ki mehmuzu fa. Kara'e, burada da sonda var, demek ki mehmuzu lam. Ehaze aldı, se'ele sordu, kara'e okudu. Ehaze ye'huzu, birinci bab. Se'ele yes'elu, üçüncü bab. Kara'e yekra'u, üçüncü bab. Fe'in kânetil hemzetu, eğer hemze olursa, fi mukabeleti faihi, faal fiili mukabilinde olursa, faal fiili konumunda olursa, müsemma isimlendirilir o fiil. Ne diye isimlendirilir? Mehmuzel fa'i. Mehmuzel fa diye isimlenir. Ve inkânet eğer hemze olursa, yani ve inkânet hiye o hemze olursa, fi mukabeleti aynihi, aynı fiil mukabilinde olursa, yüsemma isimlendirilir o kelime, ne diye? Mehmuzen ayni, mehmuzen ayn diye isimlendirilir. Ve inkânet eğer o hemze olursa, bakın kânetin altında 7 var. Aynısı hemzenin altında da var. Hiye oraya gidiyor. Ve inkânet hiye, eğer o hemze olursa, fi mukabeleti lamihi, lamil fiil mukabilinde olursa, müsemma o kelime isimlendirilir. Mehmuzellami. Mehmuzellam diye isimlendirilir. Peki bu kadar kısım saydık. Ya şu olur, imma şu, imma bu ya da bu olur deyip durduk. Ve hazihil eksamu. İşte bu kısımlar. Eksam biliyorsunuz. Kısmın kısmına eksam. İşte bu kısımlar. Yugalu denilir leha. O kısımlara ne denilir? El eksamu seb'a. Seb'etu olması gerekiyor. T yazsa da yanlıştır. Çünkü el eksam ile es-seb'a birbirine sıfat mevsuf söz konusudur. 7 kısım diye adı verilir. Eksamu seb'a denilir. Eksamu seb'anın manası da 7 kısımlardır. Yecme'u toplar ha o 7 kısmı. Zaten eksamın altında 9 var. Ha'nın altında 9 var. Oraya gidiyor bilin diye. O 7 kısmı toplar. Ne toplar? Gavlu şairi. Şairin kavli yani sözü. Gali gulu gavlun. Mastarı vermeyeyim mi? Sahihastu, misalestu, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef. Şairin bu sözü deminden beri söylediğimiz şeyleri toparlamaktadır diyor. Temmet, bitti, tamamlandı bina kitabı. Şu an itibariyle bina kitabın sonuncu videosunu çektik. Binanın metnine dair sonuncu videoyu çektik. Bina tamamlandı. Ama buna bir adet ek video çekip işlediğimiz babları, binaları, çeşitli bilgileri, işte sahihti, şuydu, buydu. Bunlar üzerine çeşitli örnekler, ayetlerde görelim, hadislerde görelim, çeşitli metinlerde görelim gibi bir alıştırma, bir pratik videosu çekmeyi düşünüyoruz.